DS elinde DS de orkları peşlese kimseyi iplemeden Night Online. Night Wolf S Udi alsın, Kutudan çıkan dropları kapsın, gece kafede yatsın Night Online. Oy, adam, oy, adam. Herkese screamy çaka çaka, çay kalmadı ki çaydanlıkta bitmadı mı abi Night Online. Oy, Merhaba değerli dostlarım. Sıfırdan Mesh serisinin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 11. bölümdeyiz ve gayet de güzel ilerlemekteyiz. Özellikle upgrade konusunda çok şanslıyız. Bu bölümde de eğer gereken parayı kasarsam sürpriz upgrade'ler olacak arkadaşlar. Evet çok uzatmadan Knight Royal tıkladık. Knight Royal'la birlikte bölümümüzün açılışını yapıştıralım diyorum ben. Knight Royal'ı tamamladık arkadaşlar. 27 tane soul gem aldık. Güzel. Fena değil. Ben orada çok bir şey yapamıyorum ama elimden geleni yaptım yine de. 27 soul gem toplamda 40 soul gemimiz oldu. Pazarımızı şöyle ayarladım arkadaşlar. Bunları 5 M'den koydum. Fiyatlarını bilmiyorum. 5 M'den koydum. Giderse gider. Sıkıntı yok. Bunları saymazsak yani 10 düşersek burada 21 emlik bir paramız var arkadaşlar. 21M de bizi gayet güzel idare eder. Şöyle de fiyatlarını göstereyim size. Evet pazarımızı açalım. Maalesef sadece Blue Gem satılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9.552K paramız var artık. Şimdi ben Espire geçmek istiyorum hızlıca. Espire geçip Draki haklarımıza başlayalım diyorum. Draki saatimiz geldi. Şöyle X klanımızı bulduk. %65 gibi bir bonusu var. Gayet güzel. Ee, draki görevlerimizi de aldık arkadaşlar Şurada xp kağıdımızı da basacağız Evet ilk draki hakkımızdan commander batch aldık arkadaşlar Buradan da bir tane vb ve bir tane kırdırmalık shell aldık Şöyle görebilirsiniz İkinci draki hakkımız bize en azından vb attı Evet ikinci draki bitirdik arkadaşlar Toplamda iki commander batch bir tane weapon breaker ve iki tane shell oldu Girelim üçüncüye Evet arkadaşlar 3. Drakimizden bir tane daha Weapon Breaker aldık. Böylelikle Weapon Breaker'ımız 2 tane oldu. Evet 3. ve son Drakimizi bitirdik arkadaşlar. Birkaç tane Shell aldık böyle 4 tane toplamda. Şöyle Draki görevimizi de teslim edelim arkadaşlar. Böylelikle yüzde neyse siz anladınız arkadaşlar. Günlük quest'imizi de yaptık arkadaşlar. Onu da hemen teslim edip Dark Mitril'imizi ve 10 milyon XP'mizi alıyoruz arkadaşlar. Dark mitralimizi de yerine yerleştiriyoruz. Böylelikle 12 tane dark mitralimiz oldu. Çok iyi. 3 quest yaparsak artı 6'ya artı 7'ye yürüyebildiğimiz yere kadar yürürüz diye düşünüyorum ben. Burada 1 eme golden mattock koymuş adam. Ben bunu direkt alıyorum. 1 emden. Evet bilmeyenler için arkadaşlar Kayra'da kırdırılıyor. Zaten hangi itemin nerede kırdırıldığı da üstünde yazar. Gördüğünüz gibi petler Kayra diyor. Kayra'ya geldik. Şimdi buradan eksen item diyoruz arkadaşlar. Buradan şu seçenek arkadaşlar. Golden Pichka seçeneğine tıklıyoruz. Yes diyoruz buna. Ve kırdırıldı. Gördüğünüz gibi bir aylık Golden Mat Tokumuz artık var. Ne yapacağız bununla? Farm yapacağız abi. Çok da şekil olmadık bu. <laughs> Çantamızdaki bütün ıvırtı zıvırtıları bankaya attık. Böylelikle bomboş bir kutu elde etmiş olduk. Burada madem varmış öyle dediler. Bakalım Neredeymiş arkadaşlar? Onun kökünü bir kazıyalım. Bu arada saatimize bir bakıyorum. Şöyle bir saatimize bir bakayım. Ee, Sirius saatimiz 8.00. Çok da güzel denk gelmiş. 8.00. Evet, üstümüzü doldurmuşuz arkadaşlar. Hemen toğun atıyorum ve bunları kırdırmaya geçelim. Bakalım ne atacak bize güzel bir şey atacak mı? Bunun bir tanesini şuraya alırsam sıkıntı olmayacaktır. Şöyle kırdırmaya başlayalım. Evet bir çanta kırdırdım arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Bir çanta kırdırdım. Ve hiçbir şey atmadı. Yani bildiğiniz hiçbir şey atmadı. Yani insan en azından bir tane küçülme kökü atardı. Yani şurada para edecek bir pot var yani. Başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Tamam. Ona da şükür ne yapalım. Hiçbir şey atmasa da en azından bir tane Game of Life atmış. Onu kullanırız. Gerisi MPR falan filan zaten. Şu coin var. Başka da bezuar var. Low class var. Başka da bir şey yok. Bu arada çantamız tam yarım saatte doldu arkadaşlar. Görüyorsunuz 34 geçiyor. E, yarım saatte çantanız doluyor. Muhtemelen de 2 saatte mattok kırılıyor arkadaşlar. Çünkü 74 kalmış gördüğünüz gibi durabitisi. Devam edeceğiz. Bir yarım saat daha farmlayalım burayı. Evet ikinci kere çantamız doldu arkadaşlar. Şimdi hemen bunları da kırdıracağım. Bakalım ne atacak. İlk tura göre daha şanslıydık arkadaşlar. En azından bir tane Transformation Scroll ve bir tane Monster Stone attı. Bunun yanında da iki tane Game of Life attı. Bir tane de Gemov of bilmem ne attı işte. Devamı Fasafiso zaten. Pottur mottur onları geçiyorum. Evet bir yarım saat daha farmlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle saatimize baktığımızda zaten e, 4 dakikası kalmış bu farmın. Yani bir buçuk saate tamamlayalım diyorum ben. Ya bu sefer inanılmaz derecede hızlı doldu arkadaşlar. 8-10 dakikada çantam doldu yani. 10 dakika sürdü sürmedi. Hemen kırdırmaya geçiyorum. Kırdırdık çanta erken doldu falan filan ama yani maalesef hepsi çöp. Hiç normal bir şey güzel bir şey yok. Devam edelim o zaman. Evet tekrar doldurduk çantamızı arkadaşlar. Kırdırmaya geçelim hemen. Yani bu postadan da bir şey alamadık. 2 tane game of life aldık. bayağı game of life oldu bu arada. Bir tane küçülme topu aldık para edecek. Bir tane bezoar aldık. Gerisi zaten bir de low class'ımız var. Gerisi zaten çöp arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunlar çöp. Farmımızın buçuk saat olması için 5 dakika var arkadaşlar. O 5 dakikayı da kasalım. Adet yerini bulsun diyorum ben. Evet arkadaşlar şu an saatimiz doldu. Gördüğünüz gibi 30 geçiyor. Bir buçuk saatlik farmımız da bitmiş oldu. Şu son kalanları da kırdıralım. Bakalım belki değerli bir şey atar. buçuk saatlik farmda ne elde ettik bakalım. Yani yine çöp arkadaşlar. Kayda değer ne çıktı derseniz bir tane TS aldık. Bir tane Monster Stone aldık. Bir tane de küçülme topu aldık. Yani ne kadar eder? Bir buçuk saatte 300k yapar arkadaşlar. Küçülme topuyla TS'yi satarsak 300k yapar. O da zaten repair masrafına gider. Yani evde var 0. Tamam. Yani bu farm zaten böyle hani 1 bir saatte 1.5 bir saatte bu kendini belli etmez. Yani uzunca süreler farmladığınız zaman şansınıza gem falan bir şeyler atarsa o zaman sizin için iyi olur. Onun haricinde gerisi boş zaten. Şurada 91 tane DC flash var ama DC flash para etmiyor. Yani 1K bile etmiyor. O yüzden onu hesaba da dahil etmedim. Ederseniz 91 tane de DC flash kasmışız. Tamam şöyle repair'ımızı da yapalım. Repair'ımız da 45K istiyormuş ve tam kırılmadı bu zaten. %50'lerde bir şey olması lazım. Evet CR saatimiz geldi arkadaşlar. Yani bu zamana kadar çok CR kaybetmedik. İnşallah bundan sonra da çok şey kaybetmeyiz. Bakıyorum. Abi şu an varıyorumuz iyi. Abi okçular da güzel. Fena değil. Ama AFK mı var sanki? İnşallah AFK yoktur. Tek meç değilim. İki meçiz. Güzel. Güzel. AFK yoksa alırız gibi geliyor ya. Büyük ihtimalle alırız. Ama bir kişi eksiyiz biz arkadaşlar. Bir kişi eksik başladık şereye. Bu çok kötü. Maalesef Jerhe'yi kaybettik arkadaşlar. Zaten bir kişi eksik başlamıştık. Yani 3 eme yakın bir kar elde etmiş olduk. Şöyle gemlerimizi koyalım. Hemen BDV için relog atalım. Parti fena değil gibi duruyor ama kazanırız inşallah ya. Abi efsane BDW'ydi. Bu neydi lan böyle? 1.5k NP kastım içeride ya. 1.5k NP kastım. Daha güzel kasabilirdim ama yani roşlarımıza buradan selam olsun. Bir türlü SV atmadılar. Ciğerimiz soldu SV diye bağırmaktan. SV seceğim olsa basardım arkadaşlar. Gerçekten basardım o kadar illet ettiler size öyle söyleyip. Ama yine de olsun. Herkesin eline sağlık. Kırmızı kutumuzu kıtladık. Ee, kazanamadık ama bugün de BDV varmış nasipte. Şu iki tane Monster Stone şansımı denemek istiyorum. Şurada XP seçeceğim de var. Fazlalık XP seçeceğim var hatta. Bütün mobları keseceğim her zamanki gibi. Bize XP lazım. Hem bütün mobları keseceğim hem de inşallah boss'tan artık bronze premium var. İnşallah bir şeye yarar da drop alırız. Evet ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani premiumsuz 17 tane monster stone'dan sonra premium fark eder mi dersiniz? Yani potu aldık gene. <laughs> evet, kaosumuz var arkadaşlar. Ben diyorum ki kaosa girelim. Kaostan sonra ikinci MS'yi yapalım. Şöyle kaos map'imi alacağım. Öncelikle kaosa gireceğim, daha sonra MS'ye gireceğim. Kaosa bir süredir girmiyorduk. Sebebini de size söylemiştim. Kaos içerisinde DC olduğumu anlatmıştım. Ben bunun grafik ayarlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü grafik güncellemesi gelmeden önce böyle bir hata yoktu arkadaşlar ama grafik güncellemesi geldiğinden beri nedense Kaos'ta ben DC oluyorum. E DC olursak Kaos'u kaybetmiş olacağız doğal olarak. Sadece Kaos'tan olmuş olacağız. Oyuna istediğimiz zaman premium olduğu için girebileceğiz. E, grafikleri şöyle biraz kısacağım. Bu şekilde Kaos'a bir gireceğim bakalım. Ne olacak? DC olacak mıyız? Herhangi bir şey olacak mı? Haydi Bismillah. Gel 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 gel. Oo. Oh! Salla sal. Yakala bunu. Hop. Güm. Güzel. Sen de gel. Aha o da bende. Bak ya gene teklediler beni. Arkadaş nedir bu teklemenin? Al lan al al al. Ben de sizi tekleyeceğim al. Al. Oraya araya kadar gel bak bunu tekleyeceğim bak. Ya da şunu tekleyelim dur. Şu. şu. Na, oğlum bırak sal adamı ya. Onu ben öldüreceğim. Onu önce ben gözüme kestirdim çünkü. Öyle yok bedava ekmek. Yok öyle. Aha bu gitti. Bak geliyor arkadaşlar. Yılın meteoru bu ha. 10 kil bak izle. Hop güm. Lan. Lan meteor. Lan. O neydi kız? Aha bir kil çaldım. Gel gel bunu da çaldım. Çalamadım mı lan onu? Oğlum ben ne aşıyorum ben ne bok yedim orada? Arada kaldım sıkıştım bir şeyler oluyor ama ben anlamadım. Aha burada birileri birbirlerini kovalıyor abi. Lan oğlum bir salın lan beni. Şu teklemeye atmayın la bana. Ha bak şimdi orada çalacağım ben şimdi bak izle. Bunu çalacağım abi. Aha. Bunu çalacağım. O da mı gitti? Bunu çalak. Bunu çalalım. Aha bunu çaldım. Vallahi nasıl oldu o oldu. Kesin kesin bir gaza oldu orada yani. Bir şeyler oldu da ben çözemedim o muhabbeti. Lan ben hala yaşıyorum bu. Lan beni yaşatmayın oğlum. Aha bak yaşatırsanız kilo alırım ha. Şimdi Novan Balgam gibi geliyor abi. Geldi. Bravo. Tebrikler. Ben ne ara öldüm ya? Dakikasında ölüyorum ben ya. Benim çarı bozmuşlar abi. Abi benim çarı bozmuşlar derken yani bozuk benim çar. Onu demek Aha. Aha. Ananız. Kaç. Gel 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 gel. Of efsane çaldım abi. Yaşar. Yaşar geliyor. Yaşar geliyor ve mükemmel bir atlayış. Atacak anasını satayım oha oha bir, bir salın ya abi mükemmel no atmam lazım ya mükemmel no atmam lazım atıyorum attım sıçtık tamam bu kaos biter abi 13. olduk arkadaşlar 38 kilo. adam 77 kill almış maşallah tebrik ediyorum onu buradan e, kucaklıyorum teşekkürler arkadaşım benim Evet arkadaşlar bu şekilde geçti kaos. Bayağı eğlenceli ama bir de şu cosplay'lar, makrolar falan olmasa çok daha güzel olacak. Yani ne diyebiliriz ki? Dur lan buradan kafamıza nova yemeden kaçalım. Kırmızı kutumuzu aldık hayırlı olsun. ikinci monster stone'umuzu da bitirdik arkadaşlar. Bakalım ne atacak? Hadi oğlum at bir şey be. Lan gene pot Allah senin belanı vermesin. Bu kaçıncı monster kaçıncı boş ya? Ama bu monsterların intikamı kötü olacak. Bir gün atacak tam atacak böyle. Eminim buna. Hazır rutinlerimiz de bitmişken ben diyorum ki arkadaşlar şöyle birkaç saat maden farm yapalım ya. En azından bir saat falan takılalım orada gidelim. Yapalım biraz farm. Evet yine efsane BDV'miz geldi arkadaşlar. Tıkladık 8 dakikası var. Ee, şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Ee, biraz farm yaptım. Şöyle görüyorsunuz bir sayfa burada bir sayfada burada toplamda iki sayfa burada taşımız var üstümüzde de bir miktar var. Ee, yaklaşık olarak bir buçuk saatlik bir farm yaptım arkadaşlar ve e, bu farmı yaptıktan sonra şurada üstümde biriken iki çantayı da kırdırdım. Kırdırdıklarından ne çıktı kayda değer bir şey çıkmadı arkadaşlar ıvırtı zıvırtı çıktı şurada üç tane küçülme topum oldu. Ee, onun haricinde başka e, kayda değer monster stone çıktı bir de gem of life çıktı. Yani değerli bir şey çıkmadı. Şurada da Monster Stone'umuz var bir tane. Geri kalanlarını da ben sizinle birlikte kırdırmak istiyorum. Bunları da kırdıralım. Bakalım bunlardan güzel bir drop alabileceğiz mi? Şöyle üstümü tamamıyla bir full'leyeyim. Şöyle yapalım. Hepsini alalım ve başlayalım. Siz de zaten hızlandırılmış bir şekilde izlediniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani kayda değer bir şey bırakmadı. Game of Life yani PK yapıyorsanız Game of Life kasmak için güzel. Maden onun haricinde böyle farm yapılacak çok da farm yapılacak bir yer değil açıkçası. Ama tabi tercih sizin yine. Biz yine bunu ara ara yapacağız arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki taş atma, gem atma ihtimali var. O ihtimali elimizden geldiği kadar kullanmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi toplamda 5 tane küçülme topu. 3 tane falan TSE attı toplamda. 2 tane de toplamda monster stone attı. Bunlardan bir tanesine girmiştik zaten. Bir tane de burada. Bu 3-3.5 üç, üç, saatlik bir fark. İnanın bana değmez yani. Ama yine de boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz bu şekilde. BDV'yi kaybettik arkadaşlar. X kağıdını da beklemedim. Zaten bizde X kağıdı var çünkü. Şaylotları 5'er hemden koydum. Şayet şahitleri saymazsak burada bir 29 emlik gelir var arkadaşlar. Bir, bir emini de vergiye çıksak 28 m gelirimiz var. İnşallah her şeyimiz satılır. Şöyle bırakacağım uzunca bir pazar olacak bayağı bekleyecek. Bakalım sabaha kadar bu şekilde kalsın. Kırmızı kutularımız ve yellow gemimiz gördüğünüz gibi satılmış. Toplamda 20 544 k gibi bir paramız var. Gayet güzel olmuş. Şimdilik ben pazarı bozup... Jere'ye geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir Jere'ye geçelim. Evet, sabah sabah genç böyle çok güzel kıtladık arkadaşlar. Şimdi şuradaki gemi de alacağım. Ve pazara kaldığım yerden devam edeceğim. Fiyatlarımız zaten aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Hemen pazarı bırakıyorum. Satılan fiyatları da zaten göreceksiniz. Blue gemler satılmış. Black gemler satılmış. Burada yine bir black gem var. Burada yellow gem var. Burada ee, Weapon Exarch Scroll. Yani sanırım bu Atak Seyce. Burada... Küçülme toplarımız satılmış. Burada da bezoar satılmış arkadaşlar. Bezoar'ın satılmasına gerçekten şaşırdım. Anahtarlarımızın hiçbirisi satılmamış. Abiskemlerimizin hiçbirisi satılmamış. Abiskemlerin de satılmamasına çok şaşırdım. 24 saate yaklaşmıştır pazar süremiz. Ve maalesef abiskemlerimiz satılmamış. Hani anahtarlar falan tamam da. Abiskemler nasıl satılmadı bilmiyorum. Neyse çok uzatmayalım. Üstümüzde 32M 700K para olmuş. Maalesef Jere'yi kaybettik arkadaşlar. Şöyle iki tane Black gemimizi aldık. Savaş Jere'sine biraz geç tıkladım. Maalesef partide Priced yok. Yani Priced'sız bir partide denk geldi. Herkes Mage. Bir tane iki tane de Roy'cumuz var. Geçmiş olsun muhtemelen kaybettik ama deneyeceğiz tabii ki şansımızı. Maalesef sabah jeresini kaybettik ve bir tane black gem alabildik arkadaşlar. Ben bu jereden önce bir tane draki hakkımı yaptım arkadaşlar. Draki'den hiçbir şey alamadığım için de size göstertemedim. Geri kalan iki draki hakkımızı bitirelim diyorum ben ama öncelikle bir ex plan bulalım. 3 tane draki hakkımızı bitirdik ancak hiçbir drop alamadık. Şöyle 3 tane commander bedge aldık. Bunları da yerine kaldıralım. Onun haricinde bir tane shell aldık arkadaşlar. Şimdi görevimizi teslim edip yüzdemizi biraz yükseltelim. Sonra CZ'de questimiz var. Onu da halledelim diyorum ben. Ee, Dark Mithril'ler biliyorsunuz ki bize lazım. Artı 7'ye quest basacağız ilerleyen dönemlerde. O yüzden bizim quest staffımızı çoğaltmamız lazım. Şunu çöpe gönderebiliriz. Güzel %53 olduk. Hemen gidelim Ronkland'a ve o görevi de aradan çıkartalım arkadaşlar. Şöyle görevimizi teslim ediyorum. 10 milyon XP ve bir tane Dark Mithril'imizi alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi onu da hemen yerine bırakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Evil Wizard görevimiz var. Kralımız da Evil Wizard görevi olanları çağırdı arkadaşlar. Biz de bu partiye dahil olduk. Bakın aşağıda yazmış zaten. Hemen Evil Wizard görevini yaptık, teslim ettik ve gereken XP'yi aldık arkadaşlar. Şimdi biraz maden farmı yapacağım arkadaşlar. Böyle fragment gibi değerli bir drop alırsam tabii ki de size göstereceğim ama her dropu da size göstermemin bir anlamı yok. Ben bilgisayar başında boş kaldığım vakitlerde sürekli maden döneceğim. Dönebildiğim kadar burayı döneceğim arkadaşlar. Yine bugün bayağı bir boş kaldım ve maden döndüm. Sonra bana bu itemler nereden geldi, nasıl elde ettim falan filan gibisinden sorular yöneltmeyin. Ee, şöyle söyleyeyim size 4 tane monster stone, e, 2 tane Game of x price, işte ne bileyim Gem of Life 26 tane olmuş. Defans işte bilmem kaç tane olmuş falan filan. Yani gemlerden maden döndüğümü anlayabilirsiniz. Yani bunları başka türlü elde etmenin yöntemi var ama daha pahalı bir yöntem. Ee, diğer bir mevzu işte şu kekler falan çıktı. Baya ben bunları yaktım birçoğunu. İşime yaramadığı için. Bezoar çıktı bakın. Küçülme topları çıktı. TS çıktı. Abis gemimiz fazlalaştı. Yani 140 olmuş. 134 müydü öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Siz daha iyi biliyorsunuz. Pot falan da atıyor. Yani Pota falan o kadar ince ayrıntıya da girmeye gerek yok açıkçası. Bu arada ben üstüme pot alayım. Birazdan jere çekecek bizi. Ee, jde sap gibi kalmayalım. Ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben size her maden yaptığımda e, bunu hızlandırılmış şekilde izletmem sizi çok fazla sıkacaktır. Yani hızlandırılmış şekilde ben size her maden yaptığımda izletirim. Sorun yok benim için. Ama siz sıkılırsınız. O yüzden ben madenleri videolarımıza dahil etmek istemiyorum. Maden gelirlerimizi ise size videoda yani ara ara söyleyeceğim. Yani diyeceğim ki işte madenden 5 tane TSE almıştık. Madenden 3 tane bilmem ne almıştık. İşte onu satıyoruz. İşte madenden aldığımız monster stone'lara giriyoruz. Size bunu bu şekilde sunmak istiyorum. Tabii ki siz de uygun görürseniz bana da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Diğer bir mevzu, madende kaç saat farm yaptığım. Arkadaşlar, ben madende mesela bugün 12 saat farm yaptım. Ancak 12 saati tam verimini kullandım mı? Hayır. 12 saatin emin olun bana, 7-8 saati boş durmuştur çarım yani. Öyle söyleyebilirim size. Hani üstü dolduğu zaman kalıyor ya öyle sap gibi öyle kalmıştır yani 7-8 saati o şekil kalmıştır. Ee, yani toplasanız 3 saat, 4 saat farm yapmışımdır adam gibi adam akıllı. O yüzden hani e, madende kaç saat farm yaptığımı hesaplamam da yani net olarak hesaplamam da zor olacak. Şimdi JRE'ye girdik arkadaşlar. JRE'ye girmişken şöyle bir partime bakıyorum. Gayet güzel ama buffer'ımız var mı bilmiyorum. E, seve'miz geldi güzel. DB olayım demiş. Evet adam tamam şey e, skill'leri sıfırlı girmiş. Gayet güzel. E, parti de gayet güzel. Bence alırız bu JRE'yi. İnşallah bu sefer şöyle bir deva sırası alırız da bir 10M kıtlarız arkadaşlar Evet arkadaşlar güzel bir şehreyi kazandık. ilk defa deva sırası bizdeydi. Ancak son anda öldüğüm için gem başka bir arkadaşa gitti. Kuzeye gitti. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın. Black'ten sonra bendim sırada ama kuzeye gitti Silver Gem. Silver Gem'i normalde bizim almamız lazımdı. Kuzeye de yazdım. sağ olsun cevap daha iyi vermedi. Minnet etmedi. Yani gemi aldı gitti. Buradan selamlar ona. Benim için çok önemli değil bir tane silver gem. Emin olun önemli değil. Ben ona 10 tane silver gem vereyim kendi çarımdan ama. Yani seri için dedim ben. Yani seri güzel gidiyor. Bozmayalım. Böyle şeylerle bozulmasını istemiyorum yani. İnsanların hakkı neyse verin arkadaşlar. Böyle yapmayın yani. Cevap bile vermiyor. Şuradan önümden aktı gitti. Afk'ymış numarası yapıyor şu anda. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Neyse güzel bir JR'ydi arkadaşlar. Sonuç olarak yellow gemlerimizi aldık. Tabii ki de JR erken bittiği için relok atıp BDV'ye yetiştik arkadaşlar. BDV'yi kaybettik arkadaşlar. Hiç problem değil. Buradan XP kağıdımızı aldık. Bu XP kağıdı bizim bayağı işimize yarayacak. 1200'den 200 tane alıyoruz arkadaşlar. Şimdilik bunu bir koyalım. Şurada biri daha vardı satan. Onunla da bir konuşayım. Evet bu arkadaştan da 1000 tane alacağım arkadaşlar. 6 yeme. 1000 tane mana alacağım. 1000 dedim ama 1500 tane aldım arkadaşlar. Toplamda 1700 küsür tane e, manamız oldu az önce gördünüz şurada. 1782 tane manamız oldu. Tamam. Mana ihtiyacımızı gördük arkadaşlar. Çok güzel. HP ihtiyacımıza gelince şu an o kadar ihtiyacımız yok. Acelesi de yok. Şimdilik kalsın. İlerleyen dönemlerde HP de alırız. Evet şöyle birimi koyuyoruz. Bir tane bes alıyoruz bu arkadaşlar. Ronkland'a geçtik arkadaşlar. Şuradaki biriktirmiş olduğumuz mitrillerle. Bakın buradaki biriktirdiğimiz mitrillerle bir tane staf alacağım. Tamam mı? Bir tane staf alacağım. Ee, şu seçenekti herhalde. Veapon. Evet. Şuydu herhalde staf. Evet. Buradan stafa tıklıyoruz. Bir tane staf aldık arkadaşlar. Bu stafı artı götürmeyi düşünüyorum. Kaça kadar? 4'e kadar tabii ki. İkisini de 4 yaparsam ilerleyen dönemlerde 5'e ve 6'ya vurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dua edelim. Bu da 4 olsun. Bizi çok fazla uğraştırmadan artı 6 staff geçirirsek bizim için mükemmel olur. Evet, buradan 3 tane busumuzlu çektik. Böylelikle staffı basmak için gerekli materyalleri tamamladık arkadaşlar. Paran'ın da bu arada kökünü kurutmuş olduk. Onu da söyleyeyim size. Şimdi ben bu staffı basarken e, her zamanki taktiğimle basacağım arkadaşlar. Çoğu zaman bu taktiği kullanırım. O taktik ne derseniz hiç düşünmek yok. Patır kütür çat pat bam güm arkadaşlar. İnşallah geçecektir. Hadi bakalım. Haydi Bismillah. Geçti. Mükemmel. İki tane artı dört staffımız oldu gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Neden Çünkü artık bunları artı 5'e gönderme şansım var Ben böyle iki staf üstünden yürüyeceğim Şöyle bir düşündüm arkadaşlar 2 tane artı 4 staffımız olmuşken Elimizde değmişken dedim ki Bunlardan biz bir tane artı 5 çıkartırız En kötü ihtimal bir tane İyi senaryosu da 2 tane çıkartırız diye düşündüm Tabi en kötü senaryonun olmasını kesinlikle istemem ee, O yüzden ben bunlardan birisini artı 5'e atacağım arkadaşlar hangisini atacağım şunu atabilirim ya. Bu benim içimden geçecekmiş gibi geldi. Ya yani bunu atacağım abi ben artı 5'e. O zaman her zamanki sözümüzü söylüyoruz arkadaşlar. Staff'cığım bizi üzme kardeşim tamam mı? Artı 5 olacaksın yani alt tarafı artı 5. Lütfen geç kardeşim diyoruz. Ya hak diyorum. Geçti. Geçti abi kırmızı görmedim geçti. Geçti işte bu. Gayet güzel. Şimdi bunu da atsam yanar mı acaba ya da geçer mi bilmiyorum. Yani kararsız kaldım. Yani bugün atmasak yarın atacağız arkadaşlar. Yani bu işin Türkçesi bu. Yani bugün atmasak yarın atacağız. O yüzden bunu da atacağım ben. Bu da şayet artı 5 olursa artı 6'ya yürümemiz için çok bir zaman kalmaz. Biraz para kasar artı 6'ya yürürüz arkadaşlar. Zaten bize artı 6 olsa şu durumda yeter şu günlerde çok güzel peynir ekmek gibi gider. Buna da o zaman ben diyorum ki ya hak diyorum yapıştırıyorum. Yandı mı lan? Yanma lan. Oh oh yandı zannettim geçmiş. Yandı zannettim geçmiş arkadaşlar çok şahane oldu. iki tane staff yaptık artı 5 hiç hatasız geçirdik yani artı 5'e kadar hatasız geçirdik. Mükemmel oldu abi mükemmel oldu. Evet ikinci drake hakkımızda ilk VB'mizi aldık arkadaşlar. İnşallah şansımız döner bundan sonra güzel şeyler atar. İlk drake hakkımızda hiçbir şey atmadı bu arada. Bu ikinci hakkım. Hadi bakalım hayırlısı. Maalesef ikinci drake hakkımızı sadece bir tane VB ile kapatıyoruz arkadaşlar. İnşallah üçüncü drakeden güzel drop alırız. Paramız zaten 1.500'e kadar düşmüş. Yani buna gerçekten çok ihtiyacımız var şu anda. Evet son draki hakkımızdayız ve bir tane VB trollerden aldık arkadaşlar. Evet son draki hakkımızı da bitirdik arkadaşlar. Toplamda bugün drakilerden 2 tane VB 2 tane de komplate aldık. Kötünün iyisi diyebiliriz arkadaşlar. Yani kötünün iyisini aldık bugün de. Her zamanki gibi draki görevlerimizi teslim ediyoruz. Buradan da XP'mizi alıyoruz. Drakilerden daha bu zamana kadar box alabilmiş değiliz. Bir dünya Monster Stone girdik. 20'den daha fazla girdik. Bir tane çöp aldık. Onu da 1,5 milyona bile satamadık. Gittik kırdırdık. 500k'lık bir item aldık. Yani gerçekten çok saçma sapan gidiyor drop oranımız. Ama upgrade'den her zaman kar yapıyoruz. Şimdi ben WB basmayı düşünüyorum aslında bakarsanız. Şurada 2 4 5 tane WB'miz var. Ancak diyorum ki biz bu gece Stafı yapmışken yani bu kadar artı 5'e 2 tane staf basmışken Bunlardan bir tanesini artı 6'ya atalım Staf ihtiyacımız kalmasın Çara bir item koymuş gibi olalım Ancak şöyle bir baktığımızda 1-200 paramız kalmış Yani stafı basmak için paramız yok Ama şurada 2 tane yellow 4 tane de black gemimiz var Biz bunları buya atarsak stafı basacak paramız da yakmalık alacak paramız da çok rahat çıkar. Gemlerin fiyatı mı yükseldi bilmiyorum ama 2400'de burada yellow gemin buyu var. Bizim zaten sattığımız fiyat buydu arkadaşlar. Ben o yüzden buraya direkt e, bu iki tane yellow gemi gönderiyorum. Zaten iki tane buz paramız da buradan çıkmış oldu. Diğer bir konu black gemler. Black gemleri de gene 1.30'dan 1.20'den falan koyuyorduk ve 1 milyon 5k'ya burada adam alıyor. 4 tane de buraya black gemi gönderiyorum. Böylelikle 9 küsür emimiz oldu arkadaşlar. Boostları pazardan almayacağım. NPC'den alacağım. Ben NPC'deki boosta şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani benim düşüncem o bilmiyorum. Ee, siz ne düşünürsünüz bu konuda nasıl yorum yaparsınız bilmiyorum. Ama ben öyle düşünüyorum arkadaşlar ve öyle yapacağım. Ee, biraz da yakmalık bakayım. Böyle bir iki tane 3 tane önden item yakalım. Şöyle şuradan spare artı 7 çekeceğim bir tane arkadaşlar. 175k'dan. Bir tane de BOV 7 çekeceğim. 175K'dan. Gayet güzel fiyatları var. Bedava desek yeridir. Şu arkadaştan bir tane Woodstaff 400K'dan çekiyorum arkadaşlar. Bir tane de Sword çekelim. 400K'dan yeterli. Yani bu kadar yakmalık yeterli. Fazla bile yani. Ben çok yakmalık yakmayı sevmiyorum. Hurafe çünkü. Evet geldik NPC'mize şimdi. 4 tane middle class alacağım arkadaşlar. 4 tane middle class'tan sonra 2 tane de tabii ki de buz alacağız. Böylelikle 3 M400 küsür kalmış kaldı. Yani inşallah inşallah değer. İnşallah geçer. Yani geçmezse gerçekten çok üzüleceğim. Ama geçerse de gerçekten çok sevineceğim. Hatta burada Maradon'da güzel bir nare atarak bölümü kapatacağız arkadaşlar. İnşallah bakalım başarılı oluruz arkadaşlar. Bu zamana kadar upgrade'den yöne canımız yanmadı. İnşallah bugün de yanmaz çünkü bugün en önemli upgradelerden bir tanesini yapıyoruz. Şayet bu staff artı 6'ya geçerse bizim uzun bir süre staff'a ihtiyacımız olmayacak. Hatta belki de hiç ihtiyacımız olmayacak. Şu an Anvil'i izliyorum. Amvil bana iyi geliyor yani yüksek item basan kişi sayısı çok fazla. E, artı 5 rebit, Iron Bow bastılar. Artı 2 Raptor falan bastılar. Biz burada arada kaynatırız diye düşünüyorum, bakıyorum. Şimdi ee, şeyden başlayalım o zaman bow'dan başlayalım şu bow'u bir yakalım gönderelim İnşallah o da artı 8 geçmez Geçmedi güzel Şimdi spear'ı bir gönderelim arkadaşlar Tamam spear'ı gönderdikten sonra şu artı 5 Oh heyecandan konuşamadım şu anda cidden heyecanlandım Böyle orta slotta bir pre atacağım buna Şöyle bir artı 6 haline bir bakalım Artı altı hali. Gayet şık abi ya. Gayet güzel ya. Artı altı hali bizi bayağı idare eder. 4 nova olduğumuz için kuvvet staffı bizim için inanılmaz bir şey. Çok güzel bir şey arkadaşlar. O yüzden inşallah şöyle wood staffı da gönderiyorum. O yüzden inşallah geçireceğiz arkadaşlar. İnşallah yakmayacağız. Evet. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik arkadaşlar. Bunu yaktım. Ve staffımızı şöyle koyuyoruz. Şöyle busumuzu buraya koyuyoruz. Bir prirev atıyoruz. Ameli çok pür dikkat izliyoruz şimdi. Ya hak diyorum. Abi geçti mi bu? Abi ben kırmızı görmedim. Abi efsane oldu ya. Efsane oldu lan. O kadar sevindim. Of. Of. Heyecandan elim ayağım titriyordu. Vallahi heyecandan elim ayağım titriyordu. Şöyle hemen takıyorum abi şöyle. Şöyle hemen takıyorum. Of abi çok güzel ya. Çok tatlı oldu ya. Diğerini denesek mi arkadaşlar? Hadi be diğerini de deneyelim. Hadi diğerini de deneyelim. Şu an kaybedecek bir şeyimiz var mı? Yok. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Ancak şöyle bir şey var. Yani bir iki tane yakmalık alıp gelsem de denesem onu da geçirme ihtimalimizi biraz arttırsak. Evet daha mantıklı olur. Ben gidiyorum yakmalık bakmaya. Evet şu arkadaşımdan bir tane 7 bow alacağım. Yani şu an BDV var. BDV'ye yetişemeyeceğiz muhtemelen ama. Sallayın BDV'yi ya. BDV'yi sallayın şu an. Şu an çok kritik ve çok önemli anlardayız. Boş verin BDV'yi. Bu arada hemen kazık yediğimizi orada göstermiş olduk. 210K'dan şey pardon. Evet 210K'dan burada varmış. Hiç önemli değil. Bir tane de maul alacağım abi. Bir tane de kalkanı alalım bu adamdan. Bu ne lan? Pyschool atak 22 diyor. Bu nasıl kalkanmış? Tamam ben bunu bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bu basılıyor mu kartı? Basılır herhalde. Middle class diyor. Basılmaması için bir sebep yok ortada. Tamam bunu da alalım abi 210k'dan. Basılıyordur inşallah. Bakalım. Tamam bu sefer 3 tane atacağım arkadaşlar. 3 yakacağım 1 basacağım. Artı 6 2 tane staff yapacağım. Efsane olacak benim için. Yani yansa da üzülmem şu anda. Çünkü artık elimde parlayan bir item var. Yani eziklikten çıktığımın resmi bu. Aynı erkeklik hissi gibi ya. Erkek olmuş gibi hissediyorum kendimi ya. Yemin ederim öyle hissediyorum. Yani sünnet olmuşum da yeni erkek olmuşum gibi hissediyorum. O kadar güzel bir duygu ki. Yani o kadar ezikliğin üstüne şu staff'ın şöyle parladığını görmek. Vallaha çok güzel oldu benim için. Şimdi abi aslında bakarsanız bu staff'ı normalde ben nasıl atarım biliyor musunuz? Bunu atarım. Yanarsa arkasından bunu 7'ye atarım. Normalde yapmam gereken de o zaten. Ama ben onu yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü risk alamam. Yani bunu artı altı yapayım. Tekten artı diye gönderirim. Onu da tabii hemen arkasından göndermem. Bugünlük bunu artı altı yaparsam bugünlük bana kafi yeter. Yapamasam da önemli değil. Ama yaparsam mükemmel olur arkadaşlar. 2 tane artı altıyla artı yedi geçirme olasılığımızı çok yükseltmiş oluruz. Hatta dark mitrillerimiz birikiyor. İlerleyen dönemlerde tekrar staff alırız. En az riske indirerek artı 7'ye doğru yürürüz arkadaşlar. Ve ilerleyen dönemlerde de staffımızı artı 7 yaparsak bizim için mükemmel olur. Şahane olur. Şimdilik bizim tek hedefimiz bunu artı 6'ya basmak tabii ki. İnşallah geçecek. Benim içimdeki his diyor ki bu da geçer. Abi bu da geçer. Kimin bir Müslüm Gürses'in mi şarkısı vardı? Bu da geçer. Bu da geçer diye. Geçmese de sıkıntı yok arkadaşlar ama geçerse iki kat mutlu olur öyle yatarım bu gece. Şimdi bu da bölümümüzün kapanışı olsun arkadaşlar. Geçse de yansa da bölümümüzü bu sıtafla kapatalım. Bakın arkadaşlar çok emek veriyorum. Gerçekten çok emek veriyorum. Yeri geliyor uyumuyorum. Gece saat 3'lere 4'lere kadar uğraşıyorum. Sizlere güzel içerikler çıkartmak için çabalıyorum. Ama hala hala abone sayım 630 arkadaşlar. Gerçekten çok düşük. Yani para kazanmam bile açılmış durumda değil. Tamamıyla şu anda YouTube'da bunu zevk için yapıyorum. tabi para kazanırsam benim için daha iyi olur. Yalan yok. Yani ee, paraya da ihtiyacım var açıkçası. O yüzden para kazanırsam benim için daha iyi olur. Hem zevk için yapmaya devam ederim, hem bir hobi olarak yapmaya devam ederim, hem de yavaş yavaş ufaktan ufaktan para kazanmaya başlarım. Yani zaten kazanacağım da çok bir para olmaz açıkçası. Videolarım çok fazla izlenmiyor. Yeni olduğum için mi ya da ben mi beceremiyorum bilmiyorum ama çok fazla izlenme, çok fazla beğeni alamıyorum. O yüzden dolayı sizden ricam lütfen yani çok bir şey değil. Bir beğeni atmayı bir abone olmayı. Bana çok görmeyin ya. Tek istediğim destek bu yani. Ben sizden çıkartın cebinizden 100 lira gönderin demiyorum. Yani böyle bir şey zaten istemiyorum. Ya da oyunda gelin bana item verin de demiyorum. Beğeni atıp abone olun. Yorum yapın. Bu başka bir şey değil. Evet. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve geçelim upgrade'imize arkadaşlar. Artı 7 Charlotte. Gönderiyorum abi. Yok. Gitti. 7 bol. Gönderiyorum abi. Shop. Bu da gitti. Tamam. Şimdi staffımı bu sefer burada göndereceğim arkadaşlar. Benim uğurlu slotumda göndereceğim. Burası benim uğurlu slotum. Ben bu slotu çok severim. Yani bu slot ya da orta slotu kullanırım zaten. Genelde ikisinden birinde atarım. Değerli itemlarımı. Tamam. İki kere pre-rev yaptıktan sonra Maulumuzu koyuyoruz ve küt. Bu da gitti abi. Çok güzel. Amvil şu anda da yanıyor abi. Cayır cayır yanıyor. Ya bu kadar yanma nedir ya? Tamam şimdi staff'ımızı koyuyoruz. Bir kere prirev atıyoruz. Bir kere prirev yeterli. Geliyorum abi. Gözlerimi kapatıyorum abi. Ama gözlerimi kapatırsam ışıkları göremem. Abi ışık da yokmuş zaten. Şu anda amvil boş. Niye boş attınız lan amvili? Basın oğlum bir şeyler. Tamam. Moda girmeyi bekliyorum abi. Moda girmeyi bekliyorum. Gir moda Poyraz. Gir moda. Gir oğlum. Ya hak diyorum. Abi bu da geçti. Abi bu da geçti. <laughs> Allah 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 Hal yap bana boz keseyim abi Talos'u peşle item düşür ki Sabah ve akşam night online'ı Ayy neden Ayy Kırmızı kiborku çakken Yine gel presti al arkana yapsın Hel Ertin abi ise night online'ı Ayy Paramın ds elinde DS Cz ve orkları peşlese Kimseyi iplemeden night online Ayy neden Wolf STR Undi alsın çıkan dropları kapsın Gece kafede yatsın Night online Oy, hello. Oy, hello. Herkese screamy çaka çaka Çay kalmadı ki çaydanlıkta Bıkmadım abi night online Oy,